Hayatımızın tamamını yönlendiren kalp için Üstad Hazretleri ayineyi samet demiş. Samet ne demek samet? Es samet. Her şeyin ona ihtiyacı var. Ama onun hiçbir şeye ihtiyacı yok demek. Peki kalbe ayneyi samet denmiş. Ayneyi samet ne demek? Samet'in aynası olacak. Yani kalbin öyle bir zata ihtiyacı var ki o zatın hiçbir şeye ihtiyacı olmasın. Kalbi ne kadar hususi bir mabet olarak ayırmış Allah Azze ve Celle. Şimdi böyle ancak sonsuz ile tatmin olabilecek bir kalbe sen gayrimeşru ve haram muhabbetleri koyduğunda o kalp ne hale dönecek? Kalp karışacak değil mi? Neden? Çünkü Allah o kalp sadece benim mabedim diye kendisine hususi ayırmıştı. Madem öyle o kalbe başka muhabbet girdiğinde Allah darılacak ve o kalbi terk edecek. Allah'ı darılttıktan sonra bütün dünya o kalbi sevse 3 kuruş kıymeti var mı? Mümkün değil. Bakın bu haleti anlayalım diye Allah Azze ve Celle bu halin yani onda şunat-ı ilahi diye tasvir ettiğimiz bu halin numunesini bize vermiş. Evlerden ırak insan hayatını birleştireceği bir arkadaşının yanına gitse. O arkadaş da dese ki "Yahu benim kalbimde şuna şuna da muhabbet var" dese. Allah Allah. Kabul eder misiniz böyle bir muhabbeti? Mümkün değil, değil mi? O kalp sadece benimdi. Madem o kalbe başka muhabbet koydun, ben de o kalbi terk ediyorum der insan. Eve gitseniz refika hayatınız böyle bir cümle söylese, bir arkadaşınız böyle bir cümle söylese. "Sen neden o kalbi terk ediyorsan, Allah da aynı sebepten şirk giren başka muhabbetler giren bir kalbi terk ediyor. Terk edildikten sonra yılan yuvasına, çöplük yuvasına dönüyor kalp. Bakın, hapishanelere, meyhanelere bakın. Gayrimeşru muhabbet kalbe girmiş niceleri ne oluyor? Dört dönüyorlar değil mi? Allah'ın mabedi olan, özel kendisine tahsis ettiği o kalbe putlaştırılmışçasına başka sevgiler girdiği anda mazsom ne oluyor? O kalp daralıyor değil mi? Fitil fitil o kalbin, o muhabbet burnundan geliyor. Yani ne diyor biliyor musunuz Allah? Sen demek ki Rabbinin huzurunda başka yerlerden huzur mu arıyorsun? Al şimdi maksadının aksiyle sana tokat. Yani sevgi beklediğinin eliyle seni tokatlıyor bu sefer. Neden böyle oluyor? Bu kalp aynayı Samet demiştik değil mi? Kime ayna? Sonsuza sonsuza. Madem sonsuza ayna, Allah Azze ve Celle kendisine tahsis etmiş. Kalbin içindeki sevgi ne kadardır? Kaç gramdır? O da sonsuzdur. Kalpteki sevme kabiliyeti sonsuzsa bu ancak sonsuz bir zatı sevmek için verilmiş olabilir. Başka sevgilere kullanılmak için verilmemiştir. Bu sevme meselesini anladınız değil mi? Sonsuz bir zatı sevmek için. Şimdi bir soru sorayım. Biz bu sevgiyi biraz yanlış kullanıyoruz. Ve en çok kimden yara alıyoruz biz? Sevmediğiniz şeyler üzüyor mu sizi? Yok yok kimler üzüyor? Sevdiklerimiz. Sevdiklerimiz. bak bak. Şimdi biz demek ki sevmeyi bilmiyoruz. Yanlış kullanıyoruz. Biz sevdiğimiz bir şeyi haşa Allah'ı sever gibi seviyoruz. Ne oluyor biliyor musunuz bakın? Muhabbet müşriği oluyoruz. Muhabbette şirke düşüyoruz bu sefer. Allah Allah. Bu sefer de o kalp aynıyla tokat diyor. Neyden tokat diyor? Yavaş yavaş konumuza gelelim. Bizde sonsuz sevgi vardı ya. Bir de sevmeyi bilmiyorduk. Ne yapıyorduk? Geçici şeylere ikram ediyorduk o sevgiyi. Bu sefer o geçici şeylerdeki küçücük ayrılıklar senin kalbinde kocaman yaralar açarak gidiyorlar. Bir saatin kordonu yırtıldığında günlerce ağlıyorsun. Ya ne olacak? Fani. Zaten gitmeyecek miydi gidecekti. Ne oldu da bu kadar ayrılık azap oldu? Sen de o kalpte sonsuz bir sevme <laughs> kabiliyeti vardı. Sen de onu kullanıp neyi nasıl seveceğini bilemedin. Bilemeyince bu sefer zaten seni terk edecek küçücük bir satil kordonunun yırtığına, saçının dökülmesine, kotundaki gömleğindeki bir lekeye aman ben bundan ayrılıyorum diye kalp vaveyla edip küçücük yırtık, büyük bir azaba dönüşmeye başladı. Ölüm korkusunun altında yatan asıl sebep nedir biliyor musunuz? Ayrılık ayrılık. Şimdi ayrılık değilse eğer hiç içinizde ölümü tadan var mı da ölümden korkuyoruz? Biz ölümün azabını bilmiyoruz. Madem ölümün azabını bilmiyoruz neden korkuyoruz? Çünkü biz ölümün neticesi olan ayrılığın azabını biliyor muyuz? Biliyoruz. O sonsuz sevme kabiliyetini o kadar gereksiz yerlere sarf ettik ki sonsuz bir kabiliyet geçici bir şeye öyle bir bulaştı ki Onların ayrılığının neticesindeki biz azabı biliyoruz ya. Ölüm de bize o yüzden korkunç geliyor. Bir şair diyor ki, eğer ayrılık olmasaydı ölüm yol bulup gelemezdi ki ruhumu benden alsın. Yani ruhumu benden aldığında azap vereceği tek şey sevdiklerimden ayrılıktır diyor. İşte biz ne kadar bu cihette yaramız varsa bu dünyanın dertleri ne kadar üstümüze böyle hücum ettiyse, ağırlık olarak siklet siklet bindiyse. Niye biniyor Emrah? Çünkü muhabbeti dünyaya sevk ediyoruz. Bu sefer o bize ne olarak dönüyor? Dert olarak dönüyor. Ne kadar verdiysek Allah Azze ve Celle'nin bakiliği bugün bizim yaramıza merhem olarak sürülecek inşallah. Ve diyeceğiz ki Ya Rab sen varsın ya beni ne terk ederse etsin bir halt edemez diyeceğiz. Allah Allah. Bu üçüncü lemanın üçüncü konusundayız. Bu konu bizi neyden kurtaracak biliyor musunuz? Muhabbetin şirkinden. Allah Allah. Şimdi ben bu dersi çalışırken dedim ki ya Risale-i Nur baştan başa iman meselelerine ele alan bu asra hususi bir tefsirdir. Tefsir iki çeşittir. Birisi lafız lafız çevirir. Birisi de hakaiki iman cihetinde bir tefsirdir. Dedim ki Risale-i Nur bir tamamıyla iman noktasını kuvvetlendiren bir tefsirken bu üçüncü lemadaki ya baki entel baki meselesinin risale Nur'da ne işi var dedim. Böyle düşünürken, düşünürken, düşünürken yanlış sevdiğinden dolayı cehennemin dibine gidecek olmayacak mı? O da olacak değil mi? Demek ki dedim ki bu üçüncü lemadaki ince ve dakik meseleler bizi muhabbet müşriği olmaktan kurtaracak Allah'ın izni inayetiyle. Ne kadar buzun üstünde yürüdüğümüz meseleler değil mi? Allah muhafaza. Bir tamamıya öğrenmesek bakalım ne hale dönüyoruz. Buyurun birlikte okuyalım. Bismihi subhanehu. Üçüncü lema, üçüncü nükte. Şu dünyada zamanın fena ve zevali eşyadaki tesiratı gayet muhteliftir. Ne diyor Sinan? Zamanın çeşitli olduğunu... Zaman çeşitlidir. Göreceli midir? Göreceğim. Görecelidir. Şu dünyada zamanın fena ve zevali eşyadaki tesiratı gayet muhteliftir. Yani zaman nedir? Çeşitlidir ve görecelidir. Neye göre değişecek zamanın göreceliği? Eşyaya, cisme göre değişecek. Allah Allah. Evet. Ve mevcudat ise mütedahil daireler gibi birbiri içindeyken hükümleri zeval noktasında ayrı ayrı oluyor. Nasıl ki saatin saniyelerini sayan dairesi, dakikayı ve saati, günleri sayan daireleri zahiren birbirine benzer fakat süratte birbirine muhaliftir. Öyle de insandaki cisim, nefis, kalp Ruh daireleri öyle mütefavittir. Ne demek mütefavit? Çeşitli, farklı. Şimdi bak, asıl örneği saatten verdi, değil mi? Ama birazdan saati şuna benzetecek. Bizde dört tane olay var. Bunlarda zaman farklı diyecek. Nedir bunlar? Cisim, nefis, kalp, ruh. Bir daha sayalım. Cisim, nefis, kalp, ruh. Şimdi bak, olayı şuradan veriyor. Saatin içindeki. Akrebe bak, yelkovana bak, dakikaya bak, saniyeye bak. Aynı zaman diliminde farklı hareket yapıyorlar diyor. Şurada ne var? Saat var. Şimdi şu da benim akrebim. Bir saat geçtikten sonra akrep ne kadar hareket eder? Değil mi? Şu kadar. şu Bu kadar hareket etti akrep değil mi? Peki aynı zaman diliminde yelkovanın hareketi aynı mıdır? Aynı değil değil. Yelkovan da şöyle yaptı. Değil mi? Bak yine bir saat mi geçti? Yine bir saat geçti. Hareketleri farklı mı? Evet. Bak aynı zaman ama eşyaya tesiri farklı. Peki yine bir saat geçse bu sefer dakikaya baksak ne olur? Vuu diye dakika döner burada. Allah Allah. Peki aynı bir saat içerisinde saniye gibi temaşa etmeye çalışsak saniye ne kadar hareket eder? Göz görmeyecek kadar vuu diye böyle bir hareket eder öyle değil mi? Saniye akıl almaz hareket eder. Aynı şekilde şöyle düşünün. Akrebin üstüne cisim bindi. Bir saat geçince cisim ne kadar hareket etti? Şu kadar bir meydan gördü. Yelkovanın üzerine nefis bindi. Nefis biraz daha fazla gezdi. Dakikanın üzerine kalp bindi. Kalp daha hızlı gezdi. Saniyenin üstüne de ruh bindi. Ruhun gezmesi akıl alır gibi değil. Şimdi o zaman şurayı anlamamız lazım. Zaman aynı zaman olsa da cisimde tesiri farklı. Nefiste tesiri farklı. Kalpte tesiri farklı. Ruhta tesiri farklı. Cismin zamanla ilişkisi nasıl biliyor musunuz? An. Cisim sadece anı yaşar. Hani o carpe diem diye bir felsefe var ya, anı yaşayın. O sadece cismin ve kusura bakmayın hayvanın özelliğidir. Andan lezzet alabilmek hayvan ve cismin özelliğidir. Şimdi ben elimdeki çaydan lezzet alabilir miyim cismen şu an? Şu an alamam. Daha dilime değmedi. Uzakta bir çay var uzakta. Benim bundan lezzet alabilmemin tek yolu anlık temas edebilmemdir. Allah Allah. Peki şimdi nefsi geçelim. Kalbin hayatına geçelim. Kalpte de lezzet alabilmek için anı mı yaşamak lazım? Hayır hayır. Geçen ay bir tecrüben vardır. Hayat tecrüben. Mesela neyi ilk kez tecrübe etmişsindir? Neyi? Gemiye binmeyi ilk kez tecrübe etmişsindir geçen ay. Tamam mı? Gittim boğazda bindin gemiye şöyle bir etrafı yeşillikleri, yalıları bir gezdin. Birden aklına geldi. Bir lezzet geliyor mu? Geliyor. Demek ki kalbe baktığında kalbin zaman noktasındaki genişliği cisimden ve nefisten daha fazla. Yani bir insan kalben lezzet alabilmesi için o anı yaşaması şart değil. Peki ruhunki ne kadar? Ruhunki kalpten de daha geniş. Ruhta o kadar kazınmış tecrübeler var ki mesela bazen bir arkadaşı görürsün dersin ki ya hayırdır daldın gittin neyi düşünüyorsun? Ya biz çocukken 8-10 yaşında dedemin köyünde böyle dedemle şöyle şöyle günler geçirirdik der. Bir de kahkaha atmaya başlar. Yahu sen ta geçmiş 20 yıl 30 yıl nasıl bir lezzet alıyorsun da kahkaha bile atıyorsun? Demek ki ruhun cevelansası. Ruhtaki zaman seli cismin çok üstünde. Yani bundan 20 yıl geçmişten ruh lezzet alabilir mi? Alabilir. 20 yıl gelecekten bile lezzet alabilir mi ruh? Olabilir. Saati konuştuk. Saatteki akrebi konuştuk. Yelkovanı, dakikayı, saniyeyi. Akrebe neyi bindirdik? Cismi. Yelkovana neyi bindirdik? Nefsi Nefsi bindirdik. Dakikaya neyi bindirdik? Kalbi Kalbi bindirdik. Saniyeye? Ruh. Ruhu. Şimdi şu cisim var ya cisim saate binen. Onun bir saatte gezdiği yeri düşün. Bir de saniyeye binen ruhun bir saatte gezdiği yeri düşün. Hiç aynı manzarayı görme şansları var mı? Yok. Cisim daracık bir anı görürken ruh dünyayı defalarca defalarca gezer gezer dolaşır temaşa eder. Demek ki cismin bir saatte aldığı lezzeti ruh bir saat içerisinde dünyaları sığdırabilecek kadar daha fazla alabilir. Allah Allah bak arasında ciddi bir lezzet farkı var. Şimdi şu cismi tekrar hatırlayayım. Aynı şeyleri biraz tekrar edeyim ki otursun. Cismin lezzeti için ne şarttı? An şarttı değil mi? Cisim bir şeye değmeden ondan lezzet alamaz. O yüzden de ancak anı yaşayabilir. Cisim böyle olursa neyden lezzet alır biliyor musun? Yedim, içtim, gezdim, uyudum, ettim. Bunlardan lezzet alır. Şimdi bu cisim sadece andan lezzet alıyorsa benim dün içtiğim çay bugün bu cismimi doyurur mu? Doyuramaz çünkü andan lezzet alıyorsa demek ki cisim şunu istiyor. Bana aynı lezzeti tekrar ver. Aynı lezzeti tekrar ver, tekrar ver, tekrar ver. Tantuni mi sevdi? Der ki tekrar ver, tekrar ver, tekrar ver. Bir arkadaşlarla gittiğiniz bir kafeyi mi sevdi? Tekrar ver, tekrar ver, tekrar ver. Peki cisim tekrar aldığı bir lezzetten bir süre sonra usanır mı? Usanır. Çünkü bak lezzeti sadece anlık. O an aldığı şeyden lezzet aldığı için cisim sürekli onu arttırma derdinde. Çünkü geçmiş ve gelecek olarak arttırabiliyor mu? Arttıramıyor. O zaman anlık olarak arttırmak zorunda mı? Anlık olarak arttırmak zorunda. Bir süre sonra diyecek ki tantuni bana lezzet vermiyor. Geçen köpüklü ayran içirmiştim bana lezzet vermiyor. Şimdi anlık lezzeti doruklarda yaşamak isteyeceğinden dolayı artık helal haram cisim için önemini kaybedecek. Ve diyecek ki bana şöyle kafa yapıcı bir şeyler ver diyecek. Bak olay nerelere gidiyor anlıyor musun Emrah? Bu sefer içki haram. Şimdi bir insanın cismen anlık en yüksek lezzet seviyesini düşünün. Yemekten mi alır, içmekten mi alır? Bir haram sevdadan mı alır? Bir haram içecekten mi alır? Kofkof'tan mı alır? Kimyasaldan mı alır? Şimdi cisim artık bunları isteyecek. Niye? Cisim anlık lezzet dozunu arttırmak istiyor. Peki diyelim bir haram madde kullanmaya başladın. O da bir süre sonra kesecek mi cismi? kesmeyecek. Orada da anlık dozajı arttır, anlık bana verdiğini arttır, anlık arttır diye diye anladınız mı altın vuruş yapanlar neden yapıyor? Olay böyle bir seviyeye gidiyor. Cismin hayatında yaşarsan, nefsin hayatında yaşarsan tek aldığı lezzet o an dokunduğu lezzet. Madem o an dokunduğu lezzeti alıyor onu arttırma yoluna gitmek istiyor. Artık aklınıza hangi haram geliyorsa. Lezzet ciheti o an lanetli ya da lanetsiz umrunda değil. Ne ipik yapacaksa onu daha fazla isteye 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 artık ne oluyor? o haramın bile belli dozu onu kesmiyor. Daha fazla, daha fazla, daha fazla diye diye ne oluyor? Artık Allah evlerden ırak eylesin, altın vuruşa kadar gidebiliyor. Bu neyin özelliği? Cismin lezzet özelliği. Peki bir de ruhu konuşalım. Ruhun lezzet özelliği nasıl? Şimdi benim yarın gideceğim bir yemekten cismim lezzet alır mı? Ruhum lezzet alır mı? Alır değil mi? Mesela biz Bursa'da kahvaltıya gidecektik. Bizim arkadaş dedi, arkadaşlar bekliyor dedi. Daha kahvaltı yemeden ruh lezzet aldı. Niye? Dostluk var, muhabbet var, huvvet var. Allah Allah. Demek ki ruhun cevelan sahası çok geniş. Şimdi ben bunları niye anlatıyorum biliyor musunuz? Bakın haram sevmeyi konuşuyoruz. Bu haram sevmeler içerisindeki lezzet noktasını çözmemiz çok önemli. Çünkü her şeyin ayan beyan olduğu bir devirde bir insanı haydi gel evine kapan, bütün cismani lezzetlerden vazgeç diyerekten haram sevdalardan uzaklaştırmak mümkün değil. Bakın şimdi hepiniz ticaretten işler yapıyorsunuz. Kimi burada memur, kimisi ticari işler yapıyor. Mümkün mü yani bir mağaraya kapandım da bu devirde böyle yaşadım diyebilmek? Mümkün değil. Ne yapacaksın o zaman adamı? Adamın ruhuna öyle bir lezzet vereceksin ki... Adam ruhunu aldı o derin lezzet neticesinde... Ya bu cismani anlık lezzet de lezzet mi birader? Siz bunlarla oyalanıyorsunuz diyebilecek. Demek ki bizim bütün dünyadan vazgeçirebilecek bir lezzet çeşidi var. Nedir o lezzet çeşidi? Ruhun lezzeti, kalbin lezzeti. Oralara bir çıkabilsek... Öyle değil mi? Şimdi oralara çıkarsak mesela bir insan cennete gitmeden cennetten lezzet alıyor mu? Alıyor. Daraldığınız bir an cennet aklınıza gelip lezzet almıyor musunuz? Ya da böyle musibetlere maruz kaldığınız bir zamanda düşünün etrafınızdakiler de sizi anlamıyor, tanımıyor. Kim aklınıza geliyor da lezzet alıyorsunuz? Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam. Bakın 1400 yıl önce yaşamış görmemişsiniz ama ruhun cevelan sahası o kadar geniş ki. 1400 yıl önce gidiyor, Mekke dönemindeki hadiseleri sanki temaşa ediyor. Halid bin Velid'i görüyor, Musab bin Ümeyr'i görüyor, Esad bin Zürare'yi görüyor, Zeyd bin Haris'i görüyor. Onların birlikteliğini görüyor. Yahu beni de bekleyin cennete diyor. Sizin çektiğiniz dertler yanında benimki de dert miymiş canım ben size yoldaş olacağım diyor. Ve ne yapıyor? Ruhtan inanılmaz bir lezzet fışkırıyor bak. Görmediği insanlar gördüğü insanlardan çok daha âlâ bir lezzet veriyor. Hangi hayat mertebesinde oluyor bu? Ruhun hayat mertebesinde. Öteki türlü hayvan ve cisim gibi nefsin hayat mertebesinde yaşarsan o an ne olursa olsun bir anlık bir lezzet uçup gidecek sende. Bu asırda birilerine haydi ona yapma, bunu yapma, buraya kapan, buraya kapan diyebilmek söz konusu değil, mümkün değil. Madem öyle ne yapacağız? O arkadaşlara nasıl yardımcı olacak Kendin nefsimizle birlikte? Ona kalbin ve ruhun öyle bir lezzetini tattıracağız ki o insan dönüp de bir daha cismani lezzetlere tenezzül etmeyecek. Birinci konu burasıydı. Üç konu var böyle. Mesela cismin bekası, hayatı, vücudu bulunduğu bir gün belki bir saat oldu ve mazi ve mustakbeli mağdum yani yok ve meyyit yani bu ölü bulunduğu halde yani cisim geçmiş gelecekten lezzet alamaz mağdum ve meyyit zanneder diyor evet kalbin hazır günden çok gün evvel yani ben kalbin lezzetini geçmiş günlerden bile Evet. Çok gün sonraki zamana kadar. Gelecek günlere kadar evet. daire vücudu ve hayatı geniştir. Yani kalbin alacağı lezzet ondan çok daha geniştir. Allah Allah. Evet buyurun. Ruhun hazır günden seneler evvel ve seneler sonraki bir daire-i azime, daire-i hayatına ve vücuduna dahildir. İkinci kısma geçelim. Şu ruhun tam lezzetini anlama noktasını yakalayalım. Şimdi biz birinci kata cismi koymuştuk değil mi? Üstad Hazretleri buna nebati hayat diyor. Açtınız mı resmi? Bakın gördünüz mü? Dört katlı bir evde yaşıyoruz. Şunu konuşacağız. Biz hangi katta yaşıyoruz? Abdullah, dört katlı bir ev var. Dördü de biziz ha. Farklı farklı değil yani. Ben acaba bu evin kaçıncı katında yaşıyorum? Bu meseleyi konuşacağız. O birinci kat dediği var ya, müştemilat depo gibi. Penceresi bile yok. Neyin hayatı o? Cisim hayatı. Bir de bir şey daha yazıyor orada. Nebati hayat deniyor. Yani şöyle saçımızın uzaması gibi bitki hayat. Bir üst kata çıktım, ikinci kata çıktım. Sadece pencere var orada. O neyin hayatı? Nefis hayat. Bir üst kata çıktım, Orada da balkon var. O neyin hayatı? Kalbin hayatı. En son dördüncü kat terasa çıktım. Orada neyin hayatı var? Ruhun hayatı var. Bizim ev kaç katlı? Dört katlı. Bak şimdi. Bir insan birinci katta yaşarsa. Birinci katta ne var? Depo. Pencere var mı? Pencere bile yok. Dört duvarda dolanıyor duruyor, dolanıyor duruyor, dolanıyor duruyor. Dördüncü katta yaşayan adam da terastan neyi görüyor? Bahçenin güzelliğini görüyor, güneşin güzelliğini görüyor. Ya şehir ayaklar altında değil mi? Terastan görüyor adam dördüncü katta öyle bir görüyor güzel. Şimdi o dördüncü kattaki adam dese ki ya şu manzaraya bak, şu güzelliğe bak, şu aldığım lezzete bak. Birinci kattaki depodaki adam da o lezzeti bulabilmek için bir saat, iki saat, iki gün depoda dolansa. En son ne der biliyor musun? Saçmalama hemşerim. Anlattığın hakikatlerin hiçbirisi burada yok der. Öyle mi? Bak Terastaki adam güneşi gördü, yeşilliği gördü, ayı gördü, yıldızı gördü, kokuyu aldı, ıhlamur ağaçlarıyla arkadaşlık yaptı. Her birinin lezzetini aldı diyor ki, ya bu dördüncü katta yani ruhun hayatında öyle bir lezzet var, öyle bir lezzet var ki doyamıyorum ya. İnan terasta uyasım geliyor. Çocukken bile damda yatmaz mıydık köyde değil mi? Ya terasta yatasım geliyor, buradan aylasım gelmiyor. Birinci kattaki adam depoda geziyor, geziyor, geziyor. Onları göremiyor. Niye? Cismani hayattan bir türlü kurtulamıyor. Şimdi anladınız mı? sizin manevi bir lezzeti anlattığınızda o lezzeti duymayan bir insanın ya hadi canım bu anlattıkların nerede var saçmalama niye dediğini anladınız mı? Çünkü siz dördüncü kat anlatıyorsunuz. Ya şuna bak şu arkadaşlıklara şu güzelliklere bak diyorsunuz. O arkadaş sizin dediğinizi aramak için birinci katta depoda geziyor 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 duruyor ve diyor ki ya arkadaş saçmalama senin bu anlattıkların bizim dairede yok diyor. Allah Allah bak şimdi en üsttekinin, dördüncü kattakinin bir saniyede gördüğünü, bir saniyede bütün şehri görüyor mu? Görüyor. Birinci kattaki adam bir gün dolaşsa görebilir mi? Göremez. Bakın zaman farkı da çıktı ortaya. Çıktı mı talip? Bak. En üst için bir saniye dünyaları kapsıyor. En alttaki birinci katta Bodrum'da yaşayan için günler geçse o lezzeti alamıyor. Şimdi biraz daha oldu mu zamanın eşyaya tesiri noktası? Allah Allah bak her birindeki zaman farklı. Biz kaçıncı katta yaşıyoruz meselesini bir konuşalım mı? Ben şöyle yiyeceğim yemeğe çok önem versem ama Allah'la bağı var mı o yemeğin? Allah'la bağı yok. Üstad Hazretleri buna ikaz kelimesini kullanıyor. Yani dilimi ikaz ediyorum. Şimdi benim dilimi ikaz edebilmem için olay şöyle oluyor. Cisim diyor ki, ben şimdi birazdan hardır gürdür bu yemeği yiyeceğim diyor. Ama benim vücudumun iş yapabilmesi için neye ihtiyacı var? Ruha ihtiyacım var. Cisim yiyebilmek için dördüncü kattan ruhu çağırıyor. Zile basıyor diyor ki aşağı in işimiz var ne yapacaksın yemek yiyeceğim diyor. O iş bitti mi? Bitti. Ya biraz da böyle bir gezsem fena olmayacak diyor. Cisim gezmek istiyor ama Allah'la alakalı bir gezme değil. Ne yapıyor Süleyman? Kimi çağırıyor? Ruhu. Dördüncü kattan ruhun ziline basıyor diyor aşağı in. Çünkü benim gezip bir yerleri görmem lazım diyor. Asıl gören kimdir? Göz müdür? Asıl gören ruhtur, göz penceredir. Asıl duyan kimdir? Kulak mıdır? Hayır, asıl duyan ruhtur, kulak ona açılan bir penceredir. Niye ruhu çağırdığını anladınız mı? Görmek için, tatmak için, konuşmak için kime ihtiyacı var? Ruha. Daha sonra da bu sefer yatağı ikaz ediyor. Diyor ki ya benim uyumam lazım, bugün 10 saat dinleneceğim diyor. Hadi beni uyut diye kimin ziline basıyor? Ruhun ziline basıyor. Yiyeceğim dördüncü katın ziline bas. İçeceğim dördüncü katın ziline bas. Gezeceğim dördüncü katın ziline bas. Ya haram bazı sevdalarım var onlara bulaşacağım dördüncü katın ziline bas. Ruh şimdi zırt bırt birinci kata in çık çık bıkar mı? Bıkıp ne diyor biliyor musun? Ya ben bu birinci kata inip çıkacağım ama bavullarımı alayım bari birinci kata taşırayım diyor. Şimdi anladınız mı neden hayvani hayat mertebesinde yaşanıyor? Tek zevk yemek, içmek, gezmek, etmek oluyor. Allah Allah. Bak kaçıncı katta yaşıyoruz? Nereyi ikaz edersek oranın katında yaşıyoruz. Bak ruhu neyle meşgul ediyordu? Birinci kat yedim, içtim, gezdim. Zile basıyor hep. Dördüncü kata zille basıyor. Ruh ne diyor en son? Zırt mı inip çıkarıyorsun bari diyor. Bavulumu alayım aşağı taşınayım diyor. Artık ruhtan alabileceğin hiçbir lezzet kalmıyor. Çünkü ruh mis gibi terasta dünyayı temaşa ediyordu. Koydun onu da depoya. Ters olsa bir de. Bu sefer ruhu ikaz etsek. Ruh birinci kattaki cismin ziline bassa desek ki hadi hadi namaz var oyalanma. Şimdi cisim biraz aho edecek ama dördüncü kata çıkacak mı? Cismi dördüncü kata çıkardın. Bak bak ikaz ediyoruz. Daha sonra dese ki ya uzun tespihat da var. Bak tespih edip Allah'a şükretmemiz lazım. Bir de bastı mı tekrar birinci katın ziline? Hadi cisim hadi dördüncü katta işimiz var. Peki Ramazan ayı geldi. Ruh tekrar zile basıp cisme dese ki bak hiçbir şey yemiyorsun dostum. Niye? Çünkü ben oruç tutacağım. Yine ikaz ediyor mu? Ediyor bak. Gece kalkıyoruz teheccüd namazı var. Arkadaşlarla hizmet edeceğiz. Efendimiz'e benzeme işi var. Sahabe efendilerimizin yolundan gitme işi var. Allah'ın o yüce dinini ihya etme işi var. Sürekli ne yapıyor? Birinci kata basıyor, basıyor, basıyor. En son cisim sürekli dörde inçik inçik usanır mı? Usanır. Ne der? Ya arkadaş dörde çıkarıp çıkarıp duruyorsun yeter. Bari ben bavulumu alayım. Dörde taşınayım. Yani nereyi ikaz edersen artık onun hayat mertebesinde yaşayacaksın. Şimdi Üstad Hazretleri ne diyor biliyor musunuz? Bakın cümleye çok dikkat edin. Şimdi ne kadar kalp ikaz edilirse. Neyle ikaz ediliyordu? Namazla, niyazla, şefkat etmekle, adalet etmekle gıybet etmemekle, insanlara yardım etmekle, sahabe mesleğine benzemekle. Kalp ne oluyor? Böyle zille basıyorsun. Alt katta kimler var? Hepsini zille basıyorsun. Diyorsun ki hadi yukarıda işimiz var. Bak Allah aşkına şu cümleye bak ya. Şimdi ne kadar kalp ikaz edilirse, vicdan tahrik edilirse, ruha ihsas verilse, his verilse, lezzet ziyade olur. Ziyade olmak ne demek? Artmak. Hangi lezzet artıyor? Bütün zamanları kapsayan o lezzet, tamamen artıyor. Ne yaparsak? Sürekli ruhun işlerini yaparsak. Bak şurada geçen cümleye bakar mısın ya? Ben bir gün dördüncü kata taşınsam artık kimle birlikte yaşıyorum? Ruh. Birinci katında başına gelmeyen kalmamış. Yani neyimin? Cesetimin. Beni ilgilendirir mi? Artık beni ilgilendirmez. Şimdi Üstad Hazretleri'nin cesetini hapse atıyorlar mı? Atıyorlar. Ama biz Üstad Hazretleri'nin hapishanede yazdığı mektupları okuyoruz. Dersleri okuyoruz. 30. Lemaya okuyoruz. Eskişehir'de yazdığı, Afyon'da yazdığı mektupları okuyoruz. Hapiste bir adamın psikolojisiyle yazılmış işler değil. Nasıl başarıyor bunu? Onun cesediyle meşgul olan musibetler. Kendisi dördüncü katta yaşıyor. Kendisi ruhun katında dördüncü katta yaşadığından dolayı cesetine ilişen şeylere de hiçbir önem vermiyor. Kendisi başka bir yerde yaşıyor yani. Ve neler diyor biliyor musun? Bir yerde diyor ki musibetlerin tenevvü, musikinin namelerinin tenevvü gibi geliyor bana. Yani bana gelen zulümler arttıkça Sanki bir orkestra dinliyorum onun bağlama sazları artıyor. Daha çok lezzet alıyorum diyor. Neden? Kendisi çünkü o cismin yaşadığı yerde yaşamıyor. Kendisi başka bir yerde yaşıyor. Kendisi dördüncü katta ona zulmedenler ise kaçıncı katın kapısına yumrukluyor? Birinci katın kapısını yumrukluyor. Bak çok ince bir mesele. Yani diyor ya cismaniyeti terk et. Kalbin ve ruhun dereceye hayatına yüksel diyor. Ne olduğunu anladın mı şimdi? Sen dördüncü katta yaşadıktan sonra cismine gelen musibetler artık seni ilgilendirmiyor Yani şimdi birinci katta kavga var. Sen dördüncü kata taşındın. Seni ilgilendirir mi? Seni ilgilendirmez. Oradaki yumruk sana değer mi? Oradaki yumruk sana değmez. Üstad hazretleri bak aynı manayı yaşadığı için diyor ki pencerelerden seyret, içlerine girme diyor. Ne demek bu? Pencere kaçıncı katta? Üst katta. Peki altta neler var? İşte ne varsa içine girmezsen sana bulaşmaz diyor. Dışarı karkış kıyamet. Ben şu pencereyi açmadıktan sonra üşür müyüm? Üşümem. Ne zaman açarsam... Soğuk o zaman beni çarpar. Bak bak. Yani dördüncü katta yaşayan bir insan artık birinci katın sorunlarıyla meşgul olmaz diyor. Şimdi biz bazen okuma programına gidiyoruz. Düşün küçücük bir eve gidiyorsun. 50-60 tane erkek. Fırına gidiyorsun, bir yere gidiyorsun, bir ekmek alıyorsun 200 tane. Bazen soruyorlar diyorlar ya birader nereye gidiyorsunuz? İşte daha geçen Bursa'dan döndükten sonra okuma programı yaptık iki gün. Diyorlar ki ya ne yapıyorsunuz bu kadar erkek? 50-60 tane, 100 tane erkek. Vallahi biz okuyoruz. Nerede okuyorsunuz? Şu daracık odada. Adam diyor ki televizyon var mı? Yok izlemiyoruz. İçki var mı? Alem yapıyorsunuz mu gece? Cık. Onu da yapmıyoruz. Allah Allah. Bir şey çağırıyor musunuz? Onu da yapmıyoruz. Allah Kumar oynuyorsunuz mu? Onu da yapmıyoruz. Peki siz 10 dakika okuyup oh. bir saat filan yerleri mi geziyorsunuz? Yok onu da yapmıyoruz. Oturup okuyoruz. Adam diyor ki ya böyle lezzet nasıl arkadaş diyor. Dördüncü katın lezzetini birinci katta anlayamıyor. Depoda kalmış. Halbuki o okuma yapanların cismi sabit ama ruhlarıyla öyle yerleri geziyorlar ki sen arabayla gezemezsin oraları. Eski Evliya Allah'tan öyle zatlar varmış değil mi? Senin uzay mekiğiyle gidemediğin gezegenleri yıldız diye tesbih gibi çekiyormuş ellerinde, temaşa ediyormuş. Öyle demiyor mu İbrahim Hakkı? Nasıl diyordu? Ey dide nedir uyku gel uyan gecelerde. Kevkepleri seyret, seyrana dal gecelerde. Bak heyeti aleme şu hikmetleri seyret, Bul sani'ni, ol ona mihman gecelerde. çün gündüz olursun nice ayar ile gafil, ko gafleti, dildardan utan gecelerde. Küçücük odayı bırak bir de geceyi kattı. Gözün göreceği alan bile gitti. Şimdi yıldızları böyle tesbih gibi çekmişler bu zatlar. Ama diğer adam arabasıyla geçse o kadar güzel yerleri temaşa edemeyecek. O lezzeti bir türlü anlayamıyor. Bazen o da olmuyor mu? Namazın lezzetini anlatamıyorsun bazen değil mi? Mesela adam soruyor ya, ne gibi namazın lezzeti? Tam tünye mi benzer, künefe mi benzer? Şimdi hiç tatmayan bir adama nasıl anlatacaksın sen bu lezzeti? Şimdi biz bir gün ama bir arkadaş vardı, doğuştan ama. Bir gün ne dedi bize biliyor musun? Ya dedi tek bir şeye şaşırıyorum. Siz karşıdaki insanın sesini duymadan Aa Ahmet merhaba deyip tanıyorsunuz ya nasıl tanıyorsunuz anlamıyorum diyor. Niye anlamıyor? Çünkü görmenin nasıl bir nimet olduğunu bilmiyor. Şimdi böyle bir arkadaşımız dese ki ya bu gül nasıl bir güzelliği var? Nasıl anlatacaksın? Hiç görmeyi bilmemiş. Kırmızı diye mi? Yok. Çelenkleri böyle diye mi? O da yok. Nasıl anlatacaksın? Şimdi namazın lezzetini bilmeyen birinci kattan dördüncü kata hiç çıkmamış bir adama namazın lezzetini neden anlatamıyorsun anladın mı? Çünkü bizim aynı maddi gözümüz gibi manevi gözlerimiz de var. Maddi dilimiz gibi manevi dillerimiz de var. Onlar namazdan, niyazdan, iman hizmetinden lezzet almaya bir başladı mı artık dördüncü kattan aşağı inmiyor. Ama oraya hiç çıkmamış bir adama Penceredeki, balkondaki, terastaki güzellikleri anlatsan. Adam diyor ki, Kardeşim ben de aynı yerdeyim depoda dönüyorum dönüyorum ama bu anlattıklarını bulamıyorum. Yani böyle lezzetler mevcut değil diyor. Asıl siz nasıl bu dünyanın geçici üç kuruşluk lezzetleriyle tahammül edebiliyorsunuz? Şimdi kainatın sahibinin meşgul olduğu bir insan var. Bak düşün. Yani kainatı yaratan kudret seni muhatap almış. Sen ona yaranmaya çalışmayacaksın da dünyanın üç günlük geçince oyuncaklarıyla lezzet diye oynayacaksın. Asıl sen böyle bir lezzete nasıl dayanıyorsun? O daha şaşırtıcı bir şey. Bak düşünsene, ölene kadar biriktirdin, 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 biriktirdin. Olay da yumruk kadar mide Çünkü onun lezzetine kadar, içine girebildiği kadar. Yumruk kadar mideye bu kadar şey biriktirmek fazla gelir. Çünkü lezzetini aşıyor değil mi? Onun lezzetine kadar, anlık olduğu için içine girebildiği kadar. Yumruk kadar mide için biriktirdin, biriktirdin, Allah'ın hatırını teptin, teptin, teptin. Daha sonra bir gün Azrail Aleyhisselam güle güle geldi. Bütün biriktirdiklerini bıraktı, seni aldı gitti. Yatırımlarım? Yatırımların güvende. Rahat ol. Ama seni yatırdık. Allah Allah. Olayı görüyor musun ya? Şimdi böyle filmlerde oluyor ya adam en son silah çekiyor. Canın mı? Bütün servetin mi? Adam ne diyor? Bütün servetimi, üstümdeki ceketi bile alama canım elleme diyor. Bir de Azrail Aleyhisselam'ın yaptığına bak. Canını elliyor. Diğer her şeyi bırakıyor. Şey gibi değil mi ya? Oyun gibi değil mi yani? Biriktirdiğin her şey kalıyor. Seni almış götürmüş. Asıl böyle bir lezzeti üzere nasıl bir insan yaşamaya tahammül ediyor? Ben de bu noktayı anlayamıyorum. Şimdi gelelim bugünkü dersin ana sorusuna. Dünya dertlerimden nasıl kurtulabilirim? Dördüncü kata çıkarak, çünkü dertlerin hepsi kaçıncı katın kapısını çalıyor? Birinci katın kapısını çalıyor. Dertlerin her birisi birinci katın yani cismin kapısını çalıyorsa, bir insan dünya dertlerinden nasıl kurtulabilir? Dördüncü kata çıkarak. Subhanallah. Demek ki kalbin ve ruhun derece hayatına yükselip o hayatı yaşayanlara dünyada dert diye bir şey yok. Allah yaşamayı nasip eylesin. Devam edelim mi? İşte bu istidada binaen Hayatı kalbi ve ruhiye medar olan marifeti ilahiye. Hayatı kalbi ve ruhiye medar olan. Medar ne demek? Olmazsa olmaz. Yani bu kalbin lezzeti için olmazsa olmaz dört tane şey sayacak. Ben birini bir konuşmak istedim. O saydığı ne biliyor musunuz? Allah'ı bilmek, marifeti ilahi. Kalp ve ruh için olmazsa olmaz lezzet neymiş? Alttakileri dördüncü kata götürmek için zili çalan nedir? Marifeti ilahi, Allah'ı bilmek. Şimdi bir insan Allah'ı bilme noktasında belli enginlikleri yaşarsa onun için en lezzetli şey ne biliyor musun? Teheccüd kılmak, teheccüd. Şimdi mesela bazen bir evde yeni bir çocuk gelir dünyaya. 2-3 yaşına gelir böyle agı ugu bu bir şeyler demeye başlar. Anne baba ne yapar hemen? Onun videosunu şeker ne kadar tanıdık varsa videolarını atar değil mi? Bizim çocuk agı bir şey dedi ne, ne dediğini anlamadık ama siz de bir izleyin diye. Herkes atarlar ya. Namazda da bütün kainatın zikrini ve tesbihatını Allah'a gönderip sunmak gibi bir mana var. Sen küçücük çocuğu annene babana gösterip lezzet alıyorken, kainatın zikrini Allah'a sunarken nasıl bir lezzet almaz insan? اَتَّهِيَّاتُ <laughs> لِلّٰهِ Öyle demiyor muyuz değil mi? Bütün kainatın zikrini Allah'a sunmuyor muyuz orada? Şimdi demek ki bu bakış açısıyla alakalı bir şey. Bir insan dördüncü katın bakış açısıyla bakmaya alıştığında alemi çok değişir. Şimdi birisi ormana gider, üf be burada ne mangal pişer. Niye? Birinci katta. Öyle mi? Topla der şu odunu modunu çalıyı çırpıyı yakalım. Öbürü gider aynı ormana kainat kitabını okur der ki ya Rabb, Bu yerlerin ve göklerin sahibi olan sana sığınıyorum der. Aynı orman mı? Aynı orman. Aynı manzara mı? Aynı manzara değil. Aynı şey görmüyorlar. Birisi kainat kitabını alıyor, okuyor, çevirip çevirip okuyor. Öbürü kainat kitabını dürüyor, mangalda yakıyor. Demek ki lezzet alabilmenin yolu ne biliyor musun? Eşyanın arkasındaki esmayı okuyabilmek. marifet ilahi ufkuyla bakabilmek. Yediğin ette bile ya Rabbim bu eti veren sensin diyebilmek. Yoksa bir şey söyleyeyim mi? Senin o pişirerek yediğin eti var ya, ormanda pişirmeden yiyenler var. Bizim bunlardan daha farklı bir lezzet alabilmemiz lazım. Gelmez mi? O da kaçıncı katta? Dördüncü katta. Evet. İşte bu istidada binayen, hayatı kalbi ve ruhiye medar olan marifeti ilahiye ve muhabbeti rabbaniye. Anladınız mı? Bir marifeti ilahiye, iki muhabbeti rabbaniye ve ubudiyeti subuhaniye. Üç ubudiyet ve marziyeti rahmaniye cihetiyle. Dört, Rahman'ın marziyatı rızası. Bak bak lezzet buralardaymış evet. Bu dünyadaki fani ömür baki bir ömrü tazammun eder. Bir dakika. Bu dünyadaki geçici bir ömür sonsuz cennet ömrünü tazammun eder diyor. Anlatacağım üçüncü ana mesele de burası. Şimdi biz bu dünyada biraz İslam uğruna, Müslümanlık uğruna dişimizi sıkalım, üzülelim, ağlayalım, ahirete gidip mutlu mu olalım? Öyle değil bak. Bize hep böyle anlatıldı değil mi? Ama burada diyor ki, o geçici ömrün cennetin lezzetini tazammun eder. Yani içinde barındırır diyor. Bir insan dördüncü kata ruhun hayatına çıktıkça cennetin lezzetini daha bu dünyada duymaya başlar mı? Bak bu dünyada duymaya başlar. Yani olay bize çocukken anlatılan gibi değil. Ya bu dünyada biraz sıkılalım, canımı sıkılsın ama ahirette de cennete gidelim. Öyle değil. Bu dünyada cismin alamadığı lezzetleri duymak mümkün mü? Mümkün. Bakın tazammun eder, içinde barındırır diyor. Şimdi bir gün Zübeyir abi diyor ki, bizi diyor cennetten çağırsalar gitmek istemezdik. Çünkü cennette iman kurtarma hizmeti ve lezzeti mevcut değildir diyor. Ya siz zahirde çok sıkıntılar çektiniz ey Zübeyir abi merhum. 50 kilo kaldın. Kalbin delikte hastalıklardan ilaç kullandın. Bir süre sonra uyku uyuyamadın. Ümmetin derdiyle ormanlarda gezdin durdun. İnsanların içerisinde sürekli kendine bir yoldaş aradın durdun. E zahirde böyle gözüküyordu. Ama demek ki perde altında böyle değilmiş. Diyor ki cennete de gitmek istemezdik çünkü orada iman kurtarmanın hizmeti ve lezzeti yoktur diyor bak bak. Niye böyle diyor biliyor musun? Şimdi siz boğulan bir adamı kurtarırsanız o adamın tekrar günahlara düşme ihtimali var mı? Var. Peki günahlar içerisinde boğulan bir adamı kurtarırsanız dünyada hiçbir şey o an alabildiğiniz lezzeti size veremez. Bu lezzetin karşılığı yok ve bu lezzet cisimle duyulan bir lezzet değil. Ruh ile alınan ve duyulan bir lezzet. Şimdi insanlar dünya için neler feda ediyor değil mi? Ama bu dava için dünya ahiretini birden feda edenler var. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ne diyor biliyor musun? Ya Rab cismimi öyle büyüt öyle büyüt ki cehennemde ehli imana yer kalmasın diyor. Ya Ebu Bekir cehennem çok mu tatlı? Hayır haşa cehennem çok tatlı değil. Ama iman kurtarmanın içerisinde öyle bir lezzet var ki cehenneme bile galebe ediyor demek Şimdi bu işlerin numunesini siz de tadıyorsunuz. Bazen bir yere kermese gidiyorsunuz. Soğuk kış memleketinde birçoğunuz üç gün dört gün arabada yatıp kalkıyorsunuz. Ve burada bu işleri yapabilmek için kapışıyorsunuz. Ben hayret ediyorum. Demek ki ruhlarınız iman kurtarmanın o lezzetini almış ki böyle fedakarlık yapıyorsunuz. Bazen birlikte imza gününe gidiyoruz. Oraya da kalabalık gidiyoruz. Oradaki arkadaşlarla ilgilenebilelim diye. 40 kişi 50 kişi gidiyoruz. Ve buradaki kardeşler beni de götür, beni de götür diye yarışa giriyorlar. Halbuki yapılan ne biliyor musun? Belki 8-10 saat ayakta sabit duruyoruz. Şimdi ayakta yürüyerek hareket ederek durmak kolay yine ama siz sabit duruyorsunuz. Bu kadar zahmetli bir işi para verirsen adam tutamazsın ama siz neden birbirinizle yarışa giriyorsunuz? Demek sizlerin de ruhlarındaki bazı noktalardaki lezzet, iman kurtarmanın o lezzeti ayakta durmaya, soğukta, karda, kışta kalmaya bile galebe etmiş seviyede demek. Aynı durum bu pandemi sürecinde de geçerli. Pandemide birçok insan korktu belki evine kapandı değil mi? Tedbirdir, ihtiyattır. Tabii ki olacak. Ama iman hizmetinin önemini arz edenler daha fazla bu arkadaşlara ulaşmamız lazım diye daha ciddi mücadelelere girdi mi girmedi mi? İncik boncuk pazarda satılır değil mi? Pazar yeri açılmışsa, insanların dikkati artık ahirete sevk edilmişse sen incik boncuğu tam orada satman icap eder. Bu hakikatler orada ortaya çıkar. Bir gün memleketin bir tanesinde durumlar çok kötü gidiyormuş. Adamın biri de sürekli gülüyormuş. Bir gün oradan yöneticilerden biri adama demiş ki kardeşim görmüyor musun halk perişan niye gülüyorsun? Vallahi demiş ben çok mutluyum. Ya bu insanlar daha beter hale düşse vallahi ben daha çok gülerim demiş. Lan bu adamlar ölse mutlu olacak mısın? Çok mutlu olurum demiş. Sen ne iş yapıyorsun demişler? Ben mezarcıyım demiş. Bir insan yaptığı meslek ölçüsünde Ölüme ne kadar demek yaklaşılırsa, dikkatler o kadar açılırsa o kadar memnun da olabiliyor. Şimdi Allah Azze ve Celle belli başlı imtihanlarla insanların dikkatini ne kadar ahirete sevk ederse buradaki arkadaşların da işi o ölçüde artıyor. Az önce dediğim gibi incik boncuk pazarda satılır. Pazar açılmışsa tabii ki de tedbir alınacaktır, ihtiyat edilecektir. Ama işin bir de manevi bir yanı var. Ölüm birdir, kader birdir, ecel birdir, değişmez. Bizim arkadaşlar öyle bir ortamda insanların dikkati ölüme ahirete sevk edildiği anda bakış açıları, manzaraları daha farklı oluyor ve diyor ki işte diyor şimdi bu hakikatlere müşteri çıktı diyor. Allah Allah. Demek ki aynı şey görülüyorlar ama aynı manzaradan bakılmıyor. Bu dünyadaki fani ömür baki bir ömrü tazammun eder ve ebedi ve baki bir ömrü intac eder. Netice verir. Ve baki ve layemüt bir ömür hükmüne geçer. Yani sonsuz bir ömür hükmüne geçer. Evet. Baki hakikinin muhabbet, marifet, rızası yolunda bir saniye bir senedir. Eğer onun yolunda olmazsa bir sene bir saniyedir. Belki onun yolunda bir saniye layemüttür. Yani Allah içinse bir saniye ne demek? Sonsuz. Ya öyle bir iş yaptın ki Allah o saniyede çok razı oldu. Sonsuzluğu kazandır Allah. Görüyor musun bak zamanın demek ki kıymeti, keyfiyeti, göreceliği buralarda da değişiyor. Yapılan işte bile değişiyor. Evet. Çok senelerdir ve dünya cihetinde ehli gafletin yüz senesi bir saniye hükmüne geçer. Allah'ı unutarak yaşanan yüzlerce binlerce yılın bir saniye kadar keyfiyeti, kıymeti söz konusu değil. Meşhur böyle bir söz var ki, Sinetül firâki senetün ve sinetül visali senetün. Yani firakın bir saniyesi bir sene kadar uzundur ve visalin bir senesi bir saniye kadar kısadır. Ben bu fıkranın bütün bütün aksine diyorum ki, Visal, yani Baki Zülcelal'in rızası dairesinde Liveçhillah bir saniye visal, değil yalnız böyle bir sene, belki daimi bir pencereyi i visaldir. Yani Allah'ın rızası için bir saniye toplanmak ne demek? Sonsuza bir pencere açıyor değil mi? Şimdi biz buraya toplanıp yanlış bir şey yapsaydık, bir haram işleseydik, ne zaman hatırlasak buna? Üzülecektik. Ama bak toplanıp daracık bir yerde Allah rızası için sohbet ettik mi, muhabbet ettik mi? Bir iman dersi işledik mi? Ne zaman aklımıza gelse hem bu dünyada lezzet alacağız hem de buradaki saniyeler ahirette sonsuzlaşacak. Allah Allah. Demek ki bir saniyeyi sonsuz yapmanın bir formülü de buymuş değil mi? Evet. Gaflet ve dalalet firakı içinde değil bir sene, belki bin sene bir saniye hükmündedir. O sözden daha meşhur şu söz var. Düşmanla beraber sahra bir fincan kadar dar, ahbapla beraber iğne deliği bir meydan kadar geniştir. Hükmümüzü teyit ediyor. Bakın burada yine zamanın ve mekanın göreceliğini örnekleyen bir söz. Muazzam bir söz ya. Şimdi Mersin'deyim, gep geniş Mersin değil mi? Her köşede düşmanlar var. Nasıl gelir Mersin bana? Daracık gelir ya. Şu memleketten çıkmak, kaçmak isterim ne kadar geniş de olsa. Düşmanla beraber sahralar fincan kadar. Ama bakın daracık yerdeyiz. Kimle birlikteyiz? Dostlarla. Ve saatlerdir oturuyoruz farkındaysanız. <laughs> ama dostlar olunca nasıl geliyor? Sahralar kadar geniş oluyor. Bakın zamanın göreceliğine bakın ya. Yani o namazda. Demek cisim sabit gözüküyor ama ruh nerede? Meydan meydan gezmelerde demek ki ruh. Akıl almaz bir lezzette. Ya evet. Meşhur evvelki sözün sahih bir manası budur ki. Fani mevcudatın visali madem fanidir, ne kadar uzun da olsa yine kısa hükmündedir. Senesi bir saniye gibi geçer. Hasretli bir hayal ve esefli bir rüya olur. Şimdi bu çok acayip bir mesele ya. Fani mevcudatın visali madem fanidir, ne kadar uzun da olsa yine kısa hükmündedir. Senesi saniye gibi geçer, hasretli bir hayal veya esefli bir rüya olur diyor. Allah Allah. Şimdi adam 80 yıl yaşıyor. 80 yıl. Diyorsun ki emmi durumlar nasıl? Bir an gibi geçti. Demek ki sonsuzluğun, ahiretin zerreleri bu dünyanın geçici dağlarından daha büyüktür. Bakın bu derslerle insanlar öncelik sırasını kurmak zorundadır. Sonsuza giden bir zerre bu dünyada biriken altından da olsa dağlardan daha büyüktür. Bunları bir insan iman gözüyle baksa, akıl muvazenesinde tartsa, hususiyetle iman hizmetinin bir zerresinin ahirete neler sevk edeceği, sahabe efendilerimize benzeme hususunda ne kadar önem arz ettiğini anlar, idrak eder, uykularından kısar gene bu işlere verir. Akıllı tüccar zira aynı bu işi yapar değil mi? Evet. Bekayı isteyen kalbi insani bir sene visalde, yalnız bir saniyecikte ancak zerre gibi bir zevki alabilir. Ama bekayı öyle bir istiyor ki, öyle bir istiyor ki, o bekayı geçici bir saatin kordonuna veriyor ve saatin kordonu yırtılsa adam azap duyuyor ya. Saat kordonu ya zaten yırtılacaktı. Ama o beka duygusu ve hissi çok şiddetli. Yani yanlış yere sevk ettiğin anda perişan olursun. Yanlış bir yere sevk edip bir şeyi velev en sevdiğin şeyi ne olursa olsun en masum ne olursa olsun haşa Allah'ı sever gibi sevdiğin anda perişan ediyor. Perişan ediyor. Ve benim gördüğüm kadarıyla yıllar geçtikçe perişanlık da artıyor. Hem içine alıyor o işi hem de azabını kat ve kat arttırıyor. Allah muhafaza. Evet. Firak ise saniyesi bir sene değil senelerdir. Değil mi? Bir saniye bile aklına gelse bir ayrılık o gün tamamen azap üstünde geçiyor. Evet. Çünkü firakın meydanı geniştir. Bekayı isteyen bir kalbe firak çenden bir saniye de olsa seneler kadar tahribat yapar. Çünkü hadsiz firakları ihtar eder. Maddi ve süfri muhabbetler için bütün mazi ve müstakbel firakla doludur. Şu mesele münasebetiyle deriz. Ey insanlar! Fani, kısa, faydasız ömrünüzü, baki, uzun, faydalı, meyvedar yapmak ister misiniz? Madem istemek insaniyetin iktizasıdır. İktiza ne demek? Gereklik. Yani ne diyor biliyor musunuz? İnsan olan ister diyor. Yani bir insan sonsuzu istemiyorsa demek ki o henüz insan olamamıştır diyor. Bak an ve an geçiyor ömür sermayesi ve şeytan o kadar kurnaz ki boşu boşuna kullandırmaya çalıştığı şey de ömrünün sermayesi. Böyle eriyen buz gibi kullandırma çabasında. Değil mi? Sonsuzu oradan yaktıracak sana bir de böyle ömür sermayesini geçici boş işlerde kullananlar dünya ticaretinde güzel karlar elde ediyorsa şeytan bir giriyor damardan adam diyor ki ya şu bendeki kurnazlığa bak ya. 3 verdim, 10 aldım durdum diyor. Halbuki sonsuzu kaybediyor ya. Şeytan nasıl öğütüyor anlıyor musun? Elinde bir tane sermayen var. Bu ömürün. Şu an geçen saniyelerimiz, dakikalarımız. Allah Allah. Şeytan bunu biriktirip içinden çekileceğin bir serüvende kullandırıyor. Orada biraz da ticari noktalarda adam atak yapıyor. Şeytan bir de içeriden bir giriyor gurur damarında. Adam diyor ki ya şu bendeki kurnazlığa bak ya. Geçen yıl kiradaydım şimdi 10 tane bilmem ne oldu diyor. Allah Allah. Böyle kurnazlık olur mu? Nasıl aldatıyor ya? Ömür sermayesi gidiyor. Zerreler sonsuza dönüşecek. Böyle bir sermayeyi zayi ettiriyor. Acaba kim daha kurnaz? Evet. Madem istemek insaniyetin iktizasıdır, baki hakikinin yoluna sarf ediniz. Çünkü bakiye müteveccih olan şey, yönelen şey, bekanın cilvesine mazhar olur. Şimdi bir kayda var. Feda ettiğin şey, feda ettiğin şeyin hükmünü alır. Şimdi şu su geçici. Ben bunu bizzat Allah için bir arkadaşıma ikram ettim. Ya Rab sen razı olur musun? Bu arkadaşımın da ihtiyacı var dedim. Bu normalde geçici. Ama feda ettiğim şey sonsuz. Su neyin rengini aldı? Sonsuzun rengini aldı. Allah Allah. Bak bak ticareti de öğretiyor bize. Peki benim ruhum sonsuz mu? Sonsuz. Geçici dünya için kullandım. Onun için feda ettim. Bu sefer ne oldu? Geçici olan bir hale dönüştü. Sonsuz olan ruhum. Demek feda ettiğin şey feda ettiğin şeyin cinsine, çeşidine dönüşüyor. Şimdi ben böyle anlatıyorum aklımıza bir soru gelmesi lazım. Tamam iyi güzel anlatıyorsun. Her şeyi bekaya döndürelim, bekaya döndürelim, bekaya döndürelim. Ne yapalım yani? Dünyada yaşamayalım mı? Bir şey biriktirmeyelim mi? Çalışmayalım mı? Şimdi evler, arabalar, lüksler, şunlar, bunlar şatafatlar yani. Bunların her birisi mi atomuna kadar Allah için olacak? Evet dostum. Her birisi atomuna kadar Allah için olacak. Nasıl olacak peki? Allah hangi nimeti verdiyse aynı cinsinden şükrünü verdiğin anda ve Allah için dediğin anda biz işi çözmüş olacağız. Güzel bir konuşma yeteneği verdi. Ya Rab senin için kullanıyorum. Güzel bir organize etme yeteneği verdi. Ya Rab ben ümmeti senin rızan için organize ediyorum. Mal mülk verdi, servet verdi. Ya Rab böyle bir dönemde İslam ayaklar altındayken ben verdiğin mal mülkle zengin bir Müslüman olacağım ve etrafımdaki Müslümanları ihya edeceğim. Anladınız mı onun rengini almasına demek? Gene niyeti ve gayesini rıza ilahi yapacak değil mi? Şimdi ben İstanbul'a gidiyorum. Geçen gittik medreseye baktık. İçim paramparça oluyor ya. Okuyorum böyle yani dünya cihetinde yapılmış. Boynum yetmiyor bakmaya. Holdingler, gökdelenler, şunlar bunlar. Biz yıllardır arıyoruz. Birkaç katlı bir yer bir türlü bulamıyoruz yani. Nerede problem? Bir yerde problem oluyor olabilir mi acaba? Ya değil mi? Demek bir yerde problem var. Anladık mı yani dünyaya Allah için nasıl çalışacağımızı? zenginliği bile isterken demek ki Müslümanlara kuvvet olsun diye istemek icap edecek. Evet artık birileri istesin de inşallah şu İstanbul'u çözelim. Buyurun. Madem her insan gayet şiddetli bir surette uzun bir ömür ister, bekaya aşıktır ve madem bu fani ömrü baki ömre tebdil eden bir çare var. Neydi çare? Ee, sonsuza feda etmek. Sonsuza feda etmek eyvallah. Evet ve manen çok uzun bir ömür hükmüne geçirmek mümkündür. Elbette insaniyeti sukut etmemiş bir insan o çareyi arayacak ve o imkanı bil fiile çevirmeye çalışacak ve tevfik hareket edecek. İnsanlık ölmemişse sonsuza döndürmeye bakacak değil mi geçen dakikaları? Bakın hastanede çok ağır hasta bir insana bile deseniz ki ya bu kadar azap duyuyorsun. Öldürelim seni, çekelim fişi bitsin desen ne der? Yok yok der. Bir daha yeni tedaviler deneyimler, değil mi? O halde bile olsa insan hala yaşamayı arzu ediyor. Mapushanede müebbete bağlanmış bir insana desen ki ya zaten müebbet oldu öldürelim seni gitsin desen olmaz olmaz. Ben o halde bile olsa yaşamak istiyorum der. Şimdi dünyada bu kadar şiddetli yaşama arzusunda bulunan bir insan ahiretteki o yaşama arzusunu nasıl dindirebilir, nasıl bastırabilir? Mümkün değil. Bir parça insanlık devam ediyorsa, bir parça kalp çalışıyorsa, bir parça ruh dördüncü kattan terastan manzarayı biraz temaşa etmişse o adam mümkün değil bu dünyada rahat etsin. O adam mümkün değil sonsuz istemez. Bir gün öyle bir tane ihtiyar pirifani bir adam varmış. Çarşıda pazarda çalışıyormuş. Ya Rab demiş şu emanetini al Azrail Aleyhisselam'ı gönder. Vallahi yoruldum. Bir diyor, iki diyor, üç diyor. Bir gün tam aynı duayı ediyor böyle yükü tam kaldıracakken. Birden Azrail Aleyhisselam belirmiş yanında. Demiş sen kimsin? Demiş vallahi Rabbim gönderdi. Çağırıp duruyorsun ben Azrail. Ya şu küfenin üstünden da bir omzuma yükleyiver demiş. <gülüyor> <gülüyor> i̇stemiyor insan değil mi? Böyle ya öleyim öleyim dese bile Azrail Aleyhisselam'a denk gelince insan bunu istemiyor değil mi? Sonsuzu nasıl istemez böyle yaratılmış bir insan? Evet. İşte o çare budur. Bakın sonsuzlaştırmanın formülünü, çaresini veriyor. Çok iyi dinleyin ya. Evet. Allah için işleyiniz. Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız. Lillah, liveçhillah, liyeçhillah rızası dairesinde hareket ediniz. Yani yaptığın bir şeyin başına Allah için ifadesini koyduğun anda bitiyor. Öyle mi? Hakikaten öyle ya. Bakın bir işi başlamanın altın formülü. Sebebi? Emri ilahi. Neticesi? Rıza ilahi. Ya ben bugün çalışacağım. Niye? Allah emretti. Allah razı olacak benden. Bak bitti. Başına sonuna bunları koyduğunda ya ben uyuyacağım bugün. İbadete dönüşür mü? Sonsuza dönüşür mü? Dönüşür. Ya Allah razı olsun diye namazıma da rahat bilmek için uyudum dediğin anda o bile ibadete dönüşüyor. Formüle bakar mısınız? Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları seneler hükmüne geçer. Şimdi bir gün Fahrettin Razi Asır Suresini çalışırken kaleme oynamıyor. Dışarı çıkayım da bir hava alayım diyor. Hava almaya çıkarken böyle buz satan bir adam görüyor. Sermayesi güneşin altında eriyen şu adama rahmet etmeyecek misiniz diye bağırınca adam Fahrettin Razi çok etkileniyor. Aynı bizim ömrümüz öyle değil mi? Buz gibi dakika dakika zaman seline kapıldı anne karnından uyandığımızdan beri eriyip gidiyor. Nasıl olur bir insan bunu sonsuzlaştırmaya çalışmaz? Allah Allah. Evet. Bu hakikate işareten Leyli Kadir gibi bir tek gece 80 küsür seneden ibaret olan bin ay hükmünde olduğunu Nasıl Kur'an gösteriyor. İsim neydi dostum? Hanifi. Hanifi nereden gelmiştin? İzmir'den. İzmir'den mi geldin? Evet. Hayır, hoş gelmişsin Hanifi ya. Memleket orası mı? Karamanmaraş. Neresinden? Merkez hocam. Merkez. Hemşeriymişiz ya. Ben de bu tarhana kokusu nereden geliyor diyorum <laughs> ha. Hoş gelmişsin Hanifi. Hanifi yoruldun mu? Yok iyi devam edeyim. İyi. Edelim. İyi gidiyor değil mi? <laughs> Dördüncü katta mıyız? Evet. Vallahi insan oturduğu koltuğu unutuyor değil mi o an? Aynen. Ben neredeyim ne yapıyorum? Ne demek o? Sen şu an... Birkaç dakika bile olsa dördüncü kattasın ama buradaki birkaç dakika dördüncü katta birkaç dakika değil. Demek ki zamanda iki tane özellik var. Bunu da bahsedeyim çok az kaldı ders. Bastı zaman diye bir kavram var. Bu iki kavramı bilelim ki okuyacağımız şeyi anlayalım. Bast Yani zamanın genişlemesi. genişlemesi. Küçücük bir zamanda bir bakıyorsun saatlerin işi olmuş ortaya çıkmış. Birkaç örnek verelim mi? İbni Hacer diye bir zat var. İbni Hacer Eskalane değil mi? Doğduğu günden vefat ettiği güne kadar yazdığı yazılara bakıyorlar doğduğu günden vefat ettiği güne bölündüğünde günde 30 sayfa yazması lazım. Mümkün mü böyle bir şey? Bak bebekliği dahil yapılan hesapta. Bütün bebekliğini de alıyorlar, bütün yazılarını bölüyorlar. Bebekliği dahil günde 30 sayfa yazı yazması lazım onları yazabilmesi için. Mümkün mü? Madem mümkün değil zaman ne olmuş? Bast etmiş, genişlemiş. Belki bir saatte bir günlük işler yapılmış. Allah Allah. Aynı olayı biz de numune olarak Ramazan'da yaşıyoruz. Bakın dikkat edin. Ramazan'da ne oluyor? Uyandık yapılacak işler vardı biraz. Zaman geçsin diye onu yaptık, onu bitirdik. Okumalar, namazlar, Kuranlar, şunlar bunlar. Bir bakıyorsun öğlen 12 saat. Öyle oluyor değil mi? Şimdi bak kısacık bir zamanda ne yaptın? Bir sürü iş yaptın. Dedin ki ya şu yarın işleri vardı, onları da yapayım dedin. Yarını yaptın, öbür günü, öbür günü, öbür günü yaptın. Bir baktın saat henüz 3. Ramazan'ın bereketi buyur. 11. 11 olmuş. <laughs> bir bakıyorsun saat 11 olmuş. Bir saat gerilemiş. Şimdi ne oluyor Ramazan? O bir ufacık zaman içerisinde genişliyor genişliyor. Çok büyük işler yapıyorsun değil mi? Hac suresinde geçiyor diyor ki Rabbinin katında bir gün sizin hesabınıza göre bin yıl gibidir diyor. Bakın bu olguyu en çok da biz rüyada yaşıyoruz. Şimdi şurada şöyle bir koltukta dalsam normalde 2-3 dakika dalmışımdır. Biri beni uyandırıp dese ki ya Mehmet rüyanda neler gördün? Çocukluğumu gördüm, büyüdüm, Maraş'a gittim, oradan Amerika'ya gittim, Avrupa'yı gezdim, iş kurdum, iş batırdım, evlendim, barklandım, şu oldu bu oldu. Ama sen burada 3 dakikadır varsın. Ama orada ne oluyor? Sanki 10 yıllardır varmış gibi oluyorsun. Demek rüya neyin o neymiş? Bastı zaman. Küçücük bir zamanda geniş bir zamanı yaşamışsın gibi. Bir kavram daha bileceğiz. Bastı zamanın zıttı var bir de. O da nedir? Tayy zaman. O da zamanın dürülüp katlanması demektir. Bazen şöyle oluyor mu ya? Gözünü açıyorsun, daha yeni uyanmışsın. Yüzüne suyu bir vuruyorsun. Yatsı namazı okunmuş. Yani nasıl bu kadar hızlı geçti zaman ya? Şimdi bizim İstanbul'daki medresede, hayalhanemde hizmet eden arkadaşlar gelince diyor ki abi o kadar çok arkadaş geliyor ki tebliğ ede ede. Yani 24 saat, 3 saatte bitiyor diyorlar. Ne oluyor orada? Zaman katlanıyor, tay ediyor. Demek ki böyle geniş bir zaman, çok kısa bir zaman gibi geçerse buna da tay zaman diyeceğiz değil mi? Bir tane örnek verelim Kehf suresinden. Kimi anlatıyor Kehf suresi? Ashab-ı Keyfi. İçlerinden biri ne kadar kaldınız dedi. Nerede ne kadar kaldılar? Mağarada uyudular ya. Ne kadar kaldınız dedi. Diğerleri bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık dediler. Onlara göre bir gün kalmışlar. 25. ayette devam ediyor. Onlar mağaralarında 300 yıl kadar kaldılar. Buna 9 yılda ilave ettiler. Halbuki 300 yıl kalmışlar. Bir gün gibi hissetmişler. Ne demek bu? Tayyı zaman. Demek ki bastı zaman zamanın genişlemesiyken tayyı zamanda katlanıp dürülmesi. Buyurun okuyalım. Hem bu hakikate işaret eden ehli velayet ve hakikat beyninde bir düsturu muhakkak olan bastı zaman sırrıyla çok seneler hükmünde olan birkaç dakikalık zamanı miraç bu hakikatin vücudunu ispat eder ve bil fiil vukuunu gösteriyor. Miraç'ta birkaç dakikada sonsuzluğa sığacak işler oldu. Cennet cehennem dahi gezildi değil mi? Gece yürüyüşü yapıldı. Nereden? Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya gece yürüyüşü bile yapıldı. İsra denilen değil mi? Ne kadar zamanda oldu? Belki çok kısa bir zaman içerisinde dünyanın zamanına göre. Ne olmuş olduğu zaman? Bast etmiş oldu. Evet. Miracın birkaç saat müddeti binler seneler hükmünde vüsati ve ihatası ve uzunluğu vardır. Çünkü o miraç yoluyla beka alemine girdi. Beka aleminin birkaç dakikası şu dünyanın binler senesini tazammun etmiştir. Hem şu hakikate bina edilen beynel evliya kesretle vuku bulmuş olan bastı zaman hadiseleridir. Bu hadiseleri eski Evliya Allah öyle bir kullanmış ki kalp gözüyle müritleriyle dahi görüşmüşler. Şimdi siz demiyor musunuz ya özledim açta bir yüzünü göreyim diye. Değil mi? Telefondan canlı açıyorsun ya. O zaman teknoloji yok. Evliya Allah kalbinden yapıyor bu bağlantıyı. Nasıl yapıyor bunu? Demek ki zaman, mekan bazı ruhun mertebesini yaşayanlarda bast ediliyor. Öyle değil mi? Allah Allah. Demek kalp gizli öyle bir noktaya geliyor ki çünkü ruhta zaman mekan olmadığı için kayıtlı kalabileceği bir hadise olmadığından dolayı demek ki birçok dostlarla bile kalp gözüyle görüşmek mümkün oluyor. Şimdi bizim teknolojiyle yaşadığımız gibi onlar gönül gözüyle yaşıyorlar. Allah Allah. Olayı görüyor musunuz ya? Evet. Bazı evliya bir dakikada bir günlük işi görmüş. Bazıları bir saatte bir sene vazifesini yapmış. Bazıları bir dakikada bir hatmeyi Kur'aniye'yi okumuş olduklarını rivayet edip ihbar ediyorlar. Bir dakikada hatim. Muazzam bir olay ya. <laughs> zaman bastedince demek. Evet. Böyle ehli hak ve sıdk bilerek kizbe elbette tenezzül etmezler. Hem o derecede hadsiz ve kesretli bir tevatürle bastı zaman hakikatini aynen müşahede ettikleri medarı şüphe olmaz. Şu bastı zaman herkesce musaddak bir nevi rüyada görünüyor. Yani herkes de bir konuda doğrulanır. Hangi konuda? Rüya. Rüya konusunda. Evet evet dünyada birkaç dakika ama alem misalde seneler hükmünde görüyoruz der herkes. Evet. Bazen bir dakikada insanın gördüğü rüyayı, geçirdiği ahvali, konuştuğu sözleri, gördüğü lezzetleri veya çektiği elemleri görmek için yakaza aleminde bir gün belki günler lazımdır. Elhasıl insan çendan fanidir. Fakat beka için halk edilmiş ve baki bir zatın aynesi olarak yaratılmış ve baki meyveleri verecek işleri görmekle tavzif edilmiş, görevlendirilmiş ve baki bir zatın baki esmasının cilvelerine ve nakışlarına medar olacak bir suret verilmiştir. Öyle ise böyle bir insanın hakiki vazifesi ve saadeti bütün cihazatı ve bütün istidadıyla o baki sermediğinin daire-i marziyatında esmasına yapışıp, ebed yolunda o bakiye müteveccih olup gitmektir. Lisanı, ye baki entel baki dediği gibi, ruhu, aklı, bütün letaifi, hüvel vaki, hüvel yül ebedi, hüvet sermedi, hüvet daim, hüvel matlub, hüvel mahbub, hüvel maksud, hüvel mabud demeli. Şimdi konu yine ya baki, entel baki yani senden başka baki olan o sonsuzluk ile sevilmeye değen yalnız sensin yarap noktasına bağlandı ama çok ilginç bir şekilde bağlandı bu sefer zaman noktasında ruhun yaşam mertebeleri noktasında bağlandı. Şimdi konunun başıyla sonuna bir ufak bağlayalım. Madem ruhun lezzet mertebesi, yaşam mertebesi bu şekildedir ruha da kendi yaratılış biçimi gibi sonsuzu sevmek yakışır. Üstad Hazretleri bu noktayı yanlış kullananlar için diyor ki, gayrı meşru bir muhabbetin neticesi. Yani meşru olmayan bir sevmek. İlla böyle haram aşk gibi de düşünmeyin. Adam çöp kovasını seviyordur ama haşa sonsuz gibi seviyordur öyle değil mi? Adam işini seviyordur. Ya bu işim olmasa ben olamazdım diyerekten Allah'a meydan okurcasına seviyordur yani. Allah o adamı ve ailesini yaratmış gibi değil de ailesi de kendi elinden çıkmış gibi evhanesini seviyordur. Yine gayrimeşru bir şekilde seviyordur. Gayrimeşru bir muhabbetin neticesi merhametsizce azap çekmektir diyor. Sen şimdi otobanda gidecek bir arabayı dağ taş yoluna vurursan bu gayrimeşru bir kullanım olur değil mi? Sonsuzu sevecek kalbi de buralarda kullandığında gayrimeşru bir kullanım olur. Şimdi Üstad Hazretlerinin talebeleri Üstad Hazretlerine sormuş. Demiş ki iyi üstadım iyi sen böyle söylüyorsun ama muhabbet edip sevmek ihtiyari değildir. Ne demek ihtiyari değil? Yani benim elimde değil bu muhabbetin bir cazibesi var. Bulduğu anda kalp kapılıyor buna ya. Yani. Madem benim elimde değil, ihtiyari değil, benimle ne günahım var diyor. Üstad Hazretleri de diyor ki, muhabbet çendan ihtiyari değildir. Gerçi muhabbet seçici değildir yani sen iraden ile onu seçemezsin. Fakat ihtiyar ile muhabbetin yüzü bir mahbubtan diğer bir mahbubat dönebilir. Yani biz neyi bulsak yapışacak mıyız sevmek için? Evet, yapışıyorsa yapışıyor, ihtiyari değil. E bunun bizim yönünü değiştirmemiz gerekecek. Bunun içinde bize ne lazım biliyor musunuz? Fanilik mührünü, bu işlerin hakikatini, ilmini bilmek lazım. Biz şu an neyi okuduk? Kalp muhabbet olarak önüne gördüğüne yapışacakken, dur koçum sen oraları sevme, gel ben senin yönünü değiştireyim, sonsuzu sev. Noktasının ilmini okuduk. Bu ilmi eğer ince ince nakşedip bilmezsek, hafizan Allah, muhabbet müşriği olabiliriz Allah muhafaza. Bir gün efendimiz Aleyhissalatu vesselam Muhammed Mustafa diyor ki: "Ya Ömer söylesene beni ne kadar seversin?" Ya Resulallah vallahi nefsimden sonra en çok seni seviyorum diyor. Olmaz ya Ömer. En çok beni sevmedikçe kamil manada iman etmiş olamazsın diyor. Anında anında. Öyle hakikat insanları ki anında doğruya yöneliyorlar. Vallahi seni nefsimden daha çok seviyorum diye Hazreti Ömer Efendimiz teyit ediyor. Allah aynı muhabbeti bu hakikatleri kalbimize nakşede de bizlere de nasip eylesin inşallah. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin el fatiha Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.